Buldan'ın Yenice Kent Mahallesi'nde yer alan ve Çürük Su Vadisi'nin kuzeybatı ucundaki kentin kamu ve sivil mimariye ait kalıntıları, vadiye hakim bir tepenin güney yamacında yaklaşık 3 kilometre karelik alana yayılan Tripolis Antik Kenti kazı çalışmaları devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Bahadır Duman başkanlığında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında Tripolis'teki konutlarla ilgili oldukça önemli bilgilere ulaşıldı. İlk kez 1884'te Pierre Paris tarafından okunan Hermolus'a ait bir onurlandırma heykeli kaidesinde önemli bilgilere ulaşıldığına dikkat çeken Profesör Doktor Duman, heykel kaidesinde Grekçe, "Eğer Hermolus'un ailesi ve yaptığı çok güzel işlerle ilgili daha fazla öğrenmek istersen, tanıkları şehir halkı ve meşhur konakları olacaktır" yazmaktadır. Yazıtta yer alan meşhur konaklar ifadesi, kazı çalışmalarıyla ortaya çıkarılan tabanları mozaik döşemeli, duvarları renkli freslerle bezeli, Tripolis konutlarından sadece küçük bir kısmını meydana getiriyor olmalı diye konuştu. Günümüzde özgün mimarisiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait Buldan konutlarının ünü 2000 yıl öncesine dayanıyor. Saçak ve bacaları, cumbalı sundurmaları, işlemeli kapı ve pencereleriyle Buldan yöresine özgü mimari özelliğiyle tıpkı 2000 yıl öncesi meşhur olduğunu dikkat çeken Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik, kazı çalışmalarında ortaya çıkan yazıt Buldan konaklarımıza daha bir anlam yüklemiştir. Tripolis Antik Kenti'nde yılın 12 ayı kazı çalışmalarına devam eden Profesör Doktor Bahadır Duman'a başkanlığındaki ekibe teşekkür ederim. Buldan yaşayan tarihtir. Bir açık hava müzesidir. Sahip olduğumuz tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak ilçemizi kültür turizminin merkezi haline getirmek için çalışmalarımız devam edecek dedi.